Ya, was machst du lan? Ya, ya, ey, was machst du? Sendeki dayılık mahsus. Mahallemi sıcak hep Ağustos. Senin beefini yerim like gauchos. Selam. Herkese merhaba gençler. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Karlı. Kar yağıyor arkadaşlar. Bu arada herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olup like tuşuna basarsanız arkadaşlar daha fazla kişiye ulaşabiliriz biliyorsunuz. Böyle bir girizgah yapayım. Arkadaşlar çıktım şimdi. Sabah Vito ile Nesli'yi okula bıraktım. Şimdi çıktım. İşlerim var. Onları halledeceğim. Ve kar yağıyor. Yani Türkiye'de yaz geldi. Arkadaşlarım denize giriyor. Boğaz'da bile denize girenler var şu anda. Ama Almanya'da hava kar yağıyor arkadaşlar. Çok ilginç. Şimdi bugün yine bir kısa bir video yapacağım. 10-15 dakikalık arkadaşlar. Bugün neden konuşacağız? Şimdi araba sohbetleri videolarında. Bugün nelerden konuşacağız? Almanların Türkiye ve Türkler hakkındaki düşünceleri arkadaşlar. Bu tabii benim gözlemlerim. Gözlemlediğim kadarıyla size aktaracağım bilgiler. Ufak ufak böyle başlayalım isterseniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi Almanların Türkiye ve Türkler hakkındaki ilk düşünceleri, yani olumsuz düşünceleri diye söyleyeyim, öyle gireyim. Olumsuz düşüncelerini yapalım şimdi. Olumsuz düşünceleri arkadaşlar. Türkiye güvenli mi? Türkiye'ye gitsek başımıza bir iş gelir mi? Ya da Türkiye'deki insanlar güvende mi yaşıyor? Çünkü çoğu Alman, ki yaşlı Almanlar burada Türkiye'yi öyle bir anlatıyorlar, öyle bir anlatıyorlar ki sanki İran, Irak'mış gibi. Hani böyle orada bir kaos falan var ya, Türkiye'yi de öyle gösteriyorlar buradaki medya, buradaki insanlar, buradaki politikacılar, yaşlılar, yeni kesime de öyle. Ama ne hikmetse arkadaşlar, yeni kesim Almanların biraz daha gözleri açık olduğu için gidip Türkiye'de takılabiliyorlar. Takılıyorlardan kastım, biliyorlar Türkiye'nin güzel olduğunu. Çünkü herkesin artık 3. jenerasyonda bir Türk arkadaşı var. Onlar anlatıyor falan filan. Ya en basiti, en kötüsü, adamlar biliyor paranın düşük olduğunu ve Türkiye'ye gidip alışveriş yapıyorlar arkadaşlar. Burada yiyeceğim diyor, Türkiye'ye giderim, tatil ucuz, şey ucuz, euro ödeyeceğim ve TL öderim diyor vesaire vesaire. Şimdi ilk düşündükleri arkadaşlar bu. Türkiye güvenli mi? Türkiye'deki insanlar rahat mı? Şimdi bu ön yargıları var arkadaşlar. İkincisi, Türk insanları güvenilir mi? Türkler güvenilir insanlar mı? Çünkü bunu düşünmelerini sağlayan da arkadaşlar, bence, bana göre burada kurulmuş olan firmalar, işte ne bileyim, Türklerin elinde olan işler vesaire vesaire. Biraz böyle başları ağrıyor gibime geliyor çünkü. Türklerden dolayı hani para vermeme durumu oluyordur. Ya da ne bileyim, aza çalıştırıyorlardır. Ya şu, hiçbir bilgim yok yani o konuda ama duyduklarımı söylüyorum arkadaşlar. Şimdi bütün Almanlarda bu ön yargıların ikisi %100 oluyor zaten. %100 oluyor ama en başta güvenli mi? İkincisi arkadaşlar, Almanların dikkat ettiği, yani olumsuz olarak gördüğü, yine bana göre ama. Yani bunlar hep söylediklerim bana göre. Türklerin aşırı derecede işte bu nargile içmesi, şişa, işte diyorlar, şişa barları açmaları, işte bu tür yerlere çok ön ayak olmaları. Yani böyle tabii ki de Almanlar da yapıyor, para kazanıyorlar sonuçta, eyvallah, ama bunların Türkiye'de Türklerin daha çok şey yaptığında, Türkler sağlıklı mı? Yani bunlar böyle takılıyor falan ama güvenilir mi? Bir eş olarak güvenilir insanlar mı Türkler? Alman diyelim ki, bir kız ablamız var. Bir abimizle çıkacak, takılacak, evlenecek ya, bunları bir düşünüyor yani arkadaşlar. Diye düşünüyorum. Bu böyle video serilerini yapacağım size.
böyle hani Almanların düşünceleri, Türklerin Almanlara düşünceleri, bir Türk olarak Almanya'da yaşamak ne gibi artıları var, ne gibi zorlukları var, var mı zorlukları, kime göre, neye göre, bu da değişir. Çünkü o kadar çok, hep diyorum, o kadar çok video görüyorum ki arkadaşlar. Ve bu insanlar bayağı da izleniyor yani, bayağı da sayenizde para yapıyorlar arkadaşlar. Hiçbir vasfı olmayan insanlar, işte işleri güçleri, ne bileyim, bir şeyleri olmayan insanlar, ya işlerinden güçlerinden kastım bir yerde çalışmak değil, bir meziyeti olmayan insanlar para yapıyor yani, anladınız mı, bu YouTube kanallarından falan. Ama acaba, benim soru, hani kafama gelen şey, acaba bu YouTube gelirlerini Almanya'da beyan ediyorlar mı? Çünkü beyan etmediklerinde, bu patladığı zaman büyüdüklerinde başlarına çok büyük işler açabilirler. Bunu diğer kanalları izleyenler varsa bunları onlara iletsinler arkadaşlar. Bunlar hep takip ediliyor yani, haberleri olsun. Neyse, konumuz o değil. Yani Almanlar biraz daha bizlere bir değişik bakıyor arkadaşlar. Ama bu ırkçılık boyutunda değil. Geçen videoda da bunu söyledim ya. Bu ırkçılık boyutunda değil yani. Yani adamlar bir değişik görüyor. Sadece bizi değil ki, İtalyanları da öyle görüyor. Bulgarları da öyle görüyor. İşte ne bileyim, Hollandalıyı da öyle görüyor. Çünkü Alman değiller abi. Anladın mı? Adam Alman değil yani. Niye normal görsün ki onu, kendi gibi görsün ki? Kendi ırkından değil, bir şeyinden değil. Uzun uyudu bu arada ya. Artık böyle günlük vloglar da çekeceğim arkadaşlar. Reaksiyon videoları da çekeceğim size. Yani ne bileyim, bir Kerimcan Durmaz'ı izlerken mesela, yeni klip çıkarttı falanmış ya, onu izlerken mesela size yorumlarımı yapacağım. Yorum videoları yapacağım. Ama ilk başta şu burada yayınlanan Türk reklamlarını size yorumlayacağım arkadaşlar. Emlak reklamlarını yorumlayacağım size. Şimdi YouTube'dan indirdim onları. Onların üzerinden kendimi de öyle koyacağım, o sağ alta, mağ alta, sol alta bir yere sokacağım kendimi. Ondan sonra size bunları göstereceğim. Nasıl buradaki insanları kandırıp emlak satıyorlar. Bir iki firma var, onlar şey, hani onlar düzgün ama onlar da bozuluyor yani, satış oldukça insanların bakıyorlar, burada potansiyel geliştikçe arkadaşlar ne oluyor, adamlar da bozuluyor, sapıtma oluyor yani. Evet arkadaşlar, burada bir tır kaza yapmış. Evet, oho, bakalım şöyle yandan, bu nasıl olmuş ya? Oo, adamın tırı çıkmış arkadaşlar ya. Arkasındaki kasa var ya, tır, o çıkmış ya. Nasıl çıktıysa yola düşmüş yani. Vay be. Oluyor. Allah yardım etsin. İkincisi arkadaşlar. İkincisi diyorum. Dördüncüsü mü oldu maddeleri? Karıştırdım gene. Almanların bizler hakkındaki şeyleri, yani Türkler hakkındaki düşüncelerinden bazıları. Genel olarak sadece Türkler için değil, İslam arkadaşlar, İslam dini, yani bizim dinimiz, elhamdülillah Müslümanız, bizim dinimizi bir farklı görüyorlar. Bununla ilgili zaten böyle kısa kısa videolar yapacağım size. Ya o kadar yanlış, o kadar bizi böyle bir ön yargıyla şey yapıyorlar ki, bizi dediğim hani Müslümanları, Müslüman alemini, sanki bütün Müslümanlar teröristmiş gibi onların gözünde. Hele ki böyle burada yaşayan Iraklılar, Hindistanlılar, işte ne bileyim, İranlılar, Türkler gene biraz daha şey, hani böyle bizim ülkemiz yüksek yani, o kategoride değil ama genel olarak Müslümanlığı birazcık böyle değişik bir şey görüyorlar arkadaşlar. Onları size ben hep böyle bir gözlemlerimi sizinle paylaşacağım yani. Bunu anlatacağım size. İlginç şekilde çok böyle çatışıyorlar birbirleriyle. Bazıları şey yapıyor, bazıları ne bileyim tutuyor, tutmuyor. Ama kendi içlerinde
Hristiyanlık, biz onların dinine de inanan bir dine sahibiz. Allah bize onu emrediyor arkadaşlar. Onların peygamberine de salatü selam ediyorsun, selam gönderiyorsun. Onların bütün, sadece onların değil, bütün dinlere saygılı olan bir diniz biz. Ama onlar da kendi içlerinde bile, mesela ben bunu çok deneyimledim. Mesela Köln'deki kiliseye gidip, mesela tarihi ya, geziyorsun falan. Bu deneyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Köln'deki kiliseye gidip, misal oradaki bir İncil'i alıp, mesela 250. sayfasına bakın. Sonra gidin Frankfurt'taki bir kiliseye girin. Oradaki İncil'in içindeki 250. sayfasına bakın. Birbirini tutmuyor arkadaşlar. Fotoğrafını çekin. İkisinin de farklı şeyler yazdığını göreceksiniz yani. Onlar, hani onları hani şey için demiyorum ama, tahrip edilen sanırım onların dini yani. Hristiyanlık tahrip edilmiş. Onlar da tabii bir şey, ne bileyim, değişikler yani arkadaşlar. Din konuları burada biraz farklı. O kadar çok kesim var ki, ayrı ayrı şey var. Bizde tek İslam. Onlarda da Hristiyanlık ama Hristiyanlığın içinde bile ayrılan şeyleri var. Bizde de var tabii ki de, Müslümanlıkta da var ama onlarınkisi şey, kitabı, ya bizim kitabımızın 1500 sene önce bile aynısı yazıyor arkadaşlar. Allah'ın kelamı değiştirilmedi. Bunlar hep size böyle ufak ufak, hem böyle sohbet videoları, hem makara muhabbet videoları yapacağım arkadaşlar. Hava berbat ya. Vallahi. Şimdi dört gözler, Allah izin verirse, yazı bekliyoruz artık yani. Var ya, yazı. Şimdi bahçenin arkasına da bir tane şey yapıyoruz. Yaptırıyorum gene bambu. Bambu oturma grubu yaptırıyorum arkadaşlar. Onu yaptıracağız bakalım. Işığı da göremiyorum bu arada. Adamlar öyle bir düzen yapmış ki burada. Yani her şey sistematik arkadaşlar. Yani her şey böyle nizami işliyor ya. Trafikte bile şeydesin. Ben ilk geldiğim zaman çok değişikti. Böyle ilk geldiğim zamanlarda bir kardeşim yorum yazmış. Abi ilk geldiğin zamanlarda işte neler yaptım falan filan. Onları falan hep size anlatacağım. Öyle çok hani çok bir şey yapmıyorsun. Ama geliyorsun, yap, halletmen gereken bazı şeylerin oluyor yani. Onları sizlere anlatacağım. Tabii bu şehirden şehre belki değişiklik gösterebilir ama mesela ehliyet alma süreci, bunları tekrardan bir işleyelim yani istiyorum. Ehliyet alma süreci, yok işte kayıttı, bilmem neydi. İşte bir yere kaydoluyorsun burada. Devlete kaydediyorlar seni falan. Amerika'daki social security number gibi bir tane numara alıyorsun burada. Bir de bazı videolar görüyorum arkadaşlar. O kadar çok biliyorlar ki. O kadar çok biliyorlar ki. Vallahi hayret ediyorum ya. Yani o kadar, o kadar böyle bazıları var. Güzel de anlatıyor. Ama bu kadar bilgiyi bildiğine onun inanmıyorum yani. Yani vallahi billahi güzel ama ya. Tepki videoları gelecek arkadaşlar. Tepki. Hatta izlediğim YouTube kanallarını, bu Almanya ile ilgili izlediğim YouTube kanallarını bile şey yapabilirim. Çekip böyle tepki videosu yapabilirim arkadaşlar. Şimdi kapatayım. 13 dakika oldu. Yeter zaten. Ben de şöyle dükkana dalayım. Şimdi arkada büsten çıkalım. Şöyle. Yes. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize popüler davranın. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay. Ya basmaz dur lan. Ya. Ya. Hey. Was machst du? Sendeki dayılık mahsus. Mahallemi sıcak hep Ağustos. Senin beefini yerim like gauchos.